Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz, bundan önce akvaryuma uygun olan köklerden bahsetmiştik. Şimdi de doğada bulduğumuz kökü akvaryuma nasıl eklememiz gerekir, gereken işlemler nelerdir, onlardan bahsedeceğiz. Akvaryum tasarımında kum ve kayalar gibi bu objelerden biri de ağaçtır arkadaşlar. Pet shoplardan geçen videoda bahsetmiştik. İşte mangrov, mopani, yeti kökü gibi 3-4 farklı türde ağaçları görüyoruz zaten, buluyoruz. Ancak görünüş itibariyle bazen istediğimiz şekilde veya istediğimiz büyüklükte kök bulamıyoruz. Şekli beğeniyoruz, boyutu olmuyor. Boyutu bekliyor, beğeniyoruz, şekli olmuyor. Bir de şöyle bir durum var. Beğensek bile maddi açıdan da bizi zorlayabilecek düzeyde olabiliyor. Çünkü artık her şey çok pahalı biliyorsunuz. Bu akvaryum kökleri de gerçekten ee, küçücük kökler 250-300 TL arası değişiyor şu an için. Ee, büyük ve 3-4 tane kök almak istesek baya bir masraf çıkartıyor bize. İşte tam da burada bu durumda şartlar bizi aslında biraz da doğaya yönlendiriyor. Ee, ancak doğadan toplayacağınız her ağaç türü bitkilerimize uygun olmuyor, balıklarımıza uygun olmuyor, akvaryumumuza uygun olmuyor. Çünkü bizim için gereken su değerleri var. Ee, tankımızın suyuna yapacağı bazı salınımlar da bunu etkiliyor zaten. Sebebi de bu. Hastalanmasına sebep olabiliyor. E, doğadan ağaç topladığımızda şimdi sayacağım ağaç türlerinden seçmemiz gerekiyor. Bu listeyi bir önceki videoda da zaten vermiştim. Aynısını tekrar veriyorum. Bu pet shoplardaki yeti, mangrov ve mopani dışında e, kızıl ağaç, kayın, kiraz, funda, armut, elma, huş ağacı, alıç, meşe ve çınar arkadaşlar bu asma da söyleniyor. Kullanan da var ama asma çabuk çürür ve suyu da daha çabuk bozar. O yüzden ben önermiyorum ama siz bilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde karar sizin. Ben sebeplerle beraber anlatıyorum artık. Daha farklı başka bir yere daha farklı bir yorum görmüş olabilirsiniz. Burada tamamen karar size ait. Hangisini isterseniz ona uyabilirsiniz. Bunlar kanun değişmez bilgiler değil. Ben sadece yorumumu yapıyorum. Şimdi akvaryuma doğadan odun aramaya çıktığımızda dikkat etmemiz gerekenler var. Onları da sizlerle paylaşayım. Öncelikle tabii ki başımızın belaya girmemesi için izinsiz veya yasak bölgelere girmeyeceğiz. Güzel bir kök görsek de öncelik bu şimdi kaş yapayım derken göz çıkarmayız arkadaşlar. Önceliğimiz bu. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta dalların kuru olanını seçmek. Yaş odunların orta kısmı arkadaşlar yaş olduğu için orta kısımdan e, dışı kuru bile görünse ortası yaş oluyor. Öyle demek isteyeyim. Uygun değil. Sebebi de akvaryuma yapacağı salınım. Yani bu salınımla akvaryumda, akvaryuma o ağaçtaki toksik madde oradaki öz suyu, ağacın öz suyu akvaryumuza karışabilir. O yüzden de kuru ağaçları seçiyoruz. Kuru kökleri seçiyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken durum ilaçlanmamış olması. Tabii ben bunu anlayamam. Bunu anlamak zor. E, bu yüzden de e, üzerinde farklı bir renk, farklı bir sıvı veya çürüme, mantar, küf gibi durumlar varsa o kökten uzak durun arkadaşlar. Onları da seçmiyoruz. E, daha temiz olanlarını seçeceğiz. Bunlar olmasın yani. Toplamak için arkadaşlar, hani ne zaman toplanır bu dersek, yaz mevsiminin sonu ve sonbahar çok idealdir. Nedeni de yazın ağaçlar su kaybını azaltmak için e, dallarını bırakırlar ve bu bıraktıkları dallar da kurudur. E, o yüzden biz de rahat rahat alabiliriz bunları. Bir de sonbaharda da yapraklar döküldüğü için arkadaşlar hem dallar kuru hem yapraklar dökülmüş bizim için ideal bir zamandır. E, onu da söylemiş olayım. Şimdi mesela kökü bulduk neler yapacağız onları anlatayım. Şimdi i̇lk olarak sert bir fırça alıyoruz ve üzerinde toz vesaire ne varsa süpürüyoruz arkadaşlar güzelce. Ardından da kökü kaynatıyoruz. Bunu bahçede yapmanızı öneriyorum. Ev pek uygun değil. Bahçede böyle harlı bir ateş yapabiliriz. Yani güvenlik açısından daha iyi olur. Evde çünkü arkadaşlar doğru bulmuyorum. Uygun da değil. Küçük çocuk olur. Değer bir şey olur. Dökülür. Bir de kök büyüktür. Evdeki aletler küçüktür. Kaynatacağınız tencereler. Bir de tencereleri de kirletmeyelim. Belki kötü bir kök aldık. Tencereyi de atmak zorunda kalabiliriz. O yüzden ben bahçede şöyle kazanın içinde kaynatmanızı tavsiye ederim. Bir saat kaynatmanız yeterli olacaktır. Ardından da arkadaşlar bu kökü o suda bekletiyoruz. Tabi suyu döküyoruz pardon. Yeni su koyuyoruz ve bunu bir hafta 10 gün boyunca suda bekletiyoruz. Ve suyu sürekli her gün güneş yerde değiştiriyoruz. Su berraklaşmaya başladığı zaman o zaman tamamdır bu iş. E, suyun içine beklediği için arkadaşlar zaten bu odunun lifleri de açılacaktır. Ve kolayca batacaktır. Yani daha kolay su emmeye başlayacaktır. Zaten 10 günde suda beklediği için ...hani hemen batacaktır. Bu sorun olmayacaktır yani. Ee, akvaryumun suyunun rengini değiştiren... ...tanin maddesini de uzaklaştırmış olacağız bu şekilde... ...hani beklettiğimiz için. Ee, suda beklerken de arkadaşlar... ...açıkta kalan kısımlar olursa onları da mutlaka ıslatın. Mesela böyle dalları böyle sağa sola açılmış bir kök buldunuz. Batırıyorsunuz ama sopaların dalların uçları dışarıda kalıyor. Onları da mutlaka ıslatın. Onlar da suyu emsin... Çünkü onlar akvaryuma batmayacağı için bu sefer istediğiniz şekilde batıramayacaksınız. Onlar yukarı doğru kalkacak çünkü. Onları da mutlaka ıslatın arkadaşlar. Ee, baktığınız hala batmıyor. Misina ile bir taşa kökü bağlayıp akvaryumda istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ama bu taşta da arkadaşlar akvaryumla kullanılan taşlardan tavsiye ediyorum. Çünkü taş biraz daha riskli. Neden? Ee, bu taşları sakın kaynatmayın. Çünkü taşın mina içindeki minerali bilmiyoruz. Ee, yüksek ısıda bazı taşlar patlar. Allah korusun. Ee, bizim için sağlık daha önemli. Ya ufak bir taş bile zaten o kütüğü batırma yetecektir. Zaten o uzun süredir suyun içinde bekliyor zaten. Ufak bir dokunuşla onu halledebilirsiniz. Ya, taşa bağlayıp akvaryuma koyabilirsiniz. Ben size misina öneririm. Şeffaf olduğu için arkadaşlar kötü görünmüyor. Siz onu e, 10 gün zaten beklettik. Bir 10 günde beklettikten sonra zaten artık çökecektir o. Siz akvaryumda zaten o taşla kökün arasındaki boşluğu görürsünüz. Kök yukarı çıkmak isteyecek. Bağlı olduğu için çıkamayacak. E, o kökü kökle taş arasını biraz boş bırakın. E, oradan kontrol edin. Baktınız artık kökle odun, kökle taş birbirine değmiş. Demek ki artık kökümüz batıyor demektir. Buradan da bir ufak bir deney yapabilirsiniz. Bu şekilde de halledebilirsiniz. Akvaryuma eklediğimiz ilk 2-3 gün çok önemli. Suda köpürme, işte renk değişimi, koku değişimi varsa benim en önerim hemen onu çıkarın ve atın. E, sonra da akvaryuma %50 su değişimi yapın. Ve filtrelerinizi temizleyip tekrar çalıştırın. E, eğer yoksa da güle güle kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. E, evet arkadaşlar e, bu konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. E, ben faydalı olacağını düşünüyorum. Aman gözünüzü seveyim dikkat edin. Önce kendi sağlığınızı koruyun. İş güvenliği çok önemli. Ee, bu bize hobi işi. O olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden acele de etmeyin bu tarz şeyleri e, yapmak için. E, kendinize çok dikkat edin. E, yeni videolardan da e, görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.